almak doğru mudur? Kıdem tazminatı İsmail Ağa, Cübbeli Ahmet hocamız da bu konu hakkında. Hatta Cübbeli hoca dedi ki siz İsmail Ağa'yı dinleyin dedi. Ben bundan önce dedi yanlış söylemişim dedi. Şimdi kıdem tazminatı nedir? Eğer bir işçi yüz kızartıcı bir suç işlemezse, yanlış bir şey yapmazsa olağanüstü, işveren işçisine efendim eğer kendisi çıkartırsa işçisini ne yapıyor? Ona ne kadar çalıştın? Şu kadar. Senin aylık paran ne? Aylık param 3000 lira. Aylık bir ücreti çalışmış olduğu yıllara çarpıyor. Yani 10 yıl çalışmışsa 30 bin lira yapar. Her yıl bir aylık ücret yapılıyor. Ve bu paranın şöyle söyleniyor. Aslında bu para o işçinin parası. Yani atıyorum işçinin aslında ücreti ne kadar? Aslında 4 bin lira. İşte devlet bunun sigortasını kesiyor. Kıdem tazminatını kesiyor. En son adama işte 2800 kalıyor. Halbuki bunun oranı yani işverenden çıkan para işte 3,5-4 bin lira. Ama devlet belirli kurallar koymuş, haklar koymuş. Bunun sigortası yatacak demiş, kıdem tazminatı demiş falan. İşte kıdem tazminatını gerçi belirli bir fona yatırıyor musun, yatırmıyor musun onu bilmiyorum ama kişi durduk yere birini çıkarttığı zaman, işçisini çıkarttığı zaman kıdem tazminatına başvurulup bu para alınabilir diyor İsmail Ağa heyeti. Ve Cübbeli Ahmet hocamız da bunu söylüyor. Bizim de araştırdığımız kadarıyla bu böyle. Yani bu işçinin bir ücreti efendim. Dolayısıyla bu şekilde kıdem tazminatı alınabilir. Ama ihbar dediğimiz ihbar tazminatı alınması mesela caiz değildir. O nedir? İşte adam işçisini işten çıkartacak. Ama işçi diyor ki sen bana işveren olarak baştan söylemedin işten çıkartacağını. Bana baştan haber vermen lazımdı diyor. Mahkemeye başvuruyor. Halbuki İslam hukukunda işveren illa işçisine seni şu gün çıkartacağım ha demek zorunda değil. Dolayısıyla her tazminat İslam hukukunda alınabilir manasına gelmez. Ama kıdem tazminatına şu anda fetva verilmektedir, alınabilir. Hamdullah Bey.